Hanımlar beyler, Kapımdaki Dedektif isimli programımız başlıyor. Hoş geldiniz. Çok da vaktinizi almayayım. Eğer hazırsanız programımız başlıyor. Eda, ne haber? Good morning. Good morning Eda. Şu anda karşıya geçiyoruz. Beraber İbrahim'le kameralarla. Hangi karşıya Eda? Çünkü biliyorsun, evet. Karşı taraf her karşı taraf için karşı değişiyor. Taraftır. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyoruz. İbrahim beni aldı bir ünlümüzün evine gitmek üzere. Şimdi köprü macerası. Aynen. Ya inanır mısın? Aslında bayağı trafiksiz şu an. Öyle mi? Evet. Ay çok şanslıyız. Trafiksiz bir saat kaldı mı yani? Yani evet, ben de kalmadığını düşünüyordum ama meğer tam bu saatler trafiksizmiş. İyi, süper, çok sevindim. Derken zank diye trafiğe girmemiz peki. Merhaba, ben Şomaz İbrahim. Senin hiç var mıdır böyle yol playlistin? Ya ben müzik konusunda çok kötüyüm. Ve müzik konusunda yardım istiyorum. Yani ben... Buradan. Gerçekten yardım istiyorum. Yani ben mesela şu an şan dersi alıyorum. Şan dersi alma sebebim sesim. Çünkü ben bir 15 yaşında, bir 17 yaşında iki kere ses telinden ameliyat olmuş bir insanım. Neden? Anne karnında doğuştan kistle doğmuşum. Sol ses telime yapışık. Onun ameliyatını oldum ben daha küçükken. Sonrasında ses teli ameliyatından sonra bana böyle nefes ve ses terapileri aşırı verildi 1-2 sene. Tekrar sesi bulmam için. Ve artık kusuyordum böyle dersten çıkınca. Öyle ağır derslerdi. Sonra o işi bıraktım çünkü ses böyle bülbül gibiydi bir ara. Böyle hani tiz, böyle daha ince yukarıdan çıkıyor falan. Ama ben o zorlandığım dönemde bastırarak konuşmaya, aşağıdan konuşmaya alışmışım. Gene akıl oraya gidiyor eğitim almadığında. Onun için şana başladım. Çünkü sürekli ameliyat olamazsın yani. Evet. İlaç milaç da kullanıyorsun, iğne oluyorsun ve onlar da geçici. Ses de bizim için çok önemli yani hani. Oyunculukta. Bayağı kullandığım bir şey yani hani. lazım olur. Lazım oluyor yani. Neyse, sonuç olarak şana başladım. Kulağımın olduğunu söylüyor Şan Hocam. Günay Hoca, beni kırmamak için herhalde. Ya estağfurullah, niye öyle bir şey yap? Böyle bir şeyler yapıyorum. Hani sesimi açmak için yani, ki sen bunu müzikalinden dolayı bilirsin. Siz de bir ses açıp çıkıyorsunuzdur. Yani onları yapıyorum dizi için. Normal oyunda da ses açıp çıkıyoruz. Evet, yani biz dizilerde ses açıp çıkmıyoruz. Tabii, ne ara açın? Evet. Bir de ses açsan. Hani çok fena. Mesela yolda gidiyorum, trafik var ve her gün 2 saat trafik çekiyorum. İstiyorum güzel güzel şarkılar dinleyeyim. Yemin ederim sana 90'lar, hani ben lisedeyken ki ergen şarkılar aklıma geliyor, onları falan dinliyorum. Müzik konusunda ki bir sürü müzisyen arkadaşım olmasına rağmen yani kötüyüm. Evet. Yani varsa önerin, bana listelerinizi atın, ben sizin listelerinizi dinleyeyim. O konuda yokum yani. Öyle işte, her insan değişik, ne garip değil mi yani? İlgi alanlarımızı neye göre seçiyoruz belli değil. Neden ona ilgi duyduğunu da bilmiyorsun. Sevgili izleyenler, az sonra evde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Herkese selamlar. Ben Onur Büyüktopçu. Kapımdaki Dedektif adlı program için sevgili İbrahim Selim ve Eda Ece'ye evimin kapılarını açtım. Bakalım Eda doğru tahminde bulunacak mı? Gerçi daha önceden bir iki kere Eda'yla karşılaştık ama beni de tam tanımıyor olabilir. Ama ipuçlarından doğru kişinin evinde olduğunu tahmin edecek mi? Hep beraber göreceğiz. Gördüğünüz gibi evimizin içindeyiz. Tuz ve ayı seven bir. Evet. Lahmacun stoğunuz mu var? Seyahati bol bir ünlümüz. Ergen evi değil bu. Şu anda erkek gibi duruyor. Hiçbir kadın erkek diye duran sürmez. Klasik seven biri. Sevdiği şeyler çok net. Bayağı olimpiyat şampiyonu galiba sahibimiz. Yılın en iyi komedi erkek oyuncusu. Sevgili
Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi evimizin içindeyiz. Ve ilk ipuçlarımızla başlamadan önce var mı bir tahminin? Şöyle genel bakar bakmaz. Yok. Ama merak ediyorum. Ünlülerin evini gezmeyi çok seviyorum. Peki. Hemen söyleyeyim. Burası ipucu. Şu an burası. Evet. Aa, dalga mı geçiyorsun? Yok. Scrabble seven bir ünlümüz. Aynen. Scrabble, tuz ve ayı seven bir. Evet. Çok ipucu verdiniz gerçekten. Benim gibi Londra'yı mı seviyor? Londra'yı seviyor musunuz? Evet. Orada yaşadım çünkü. Londra'nın ünlü oyuncakçısı değil mi bu? Evet, çünkü orada yaşadım diyor. Aa, çok sevindim. Bu neye kelimelerden adının harfleri mi bunlar? Birleştirsem bakıyorum, adı mı çıkıyor? Bakıyorum. No, adı çıkmıyor şu an. Baktım. Tamam, o zaman bu ipucu değil. Kelimelik sunucusu. Kelimelik sunucusu mu? Yani kelimeli bir yarışma programının da sunucusu. Şundan ne anlayayım? Ne bileyim ben, ne anlarsan anla. Aa, her şeyi söyleyemem Eda Hanım ben. Dur biraz bakayım o zaman. Mutfağa giriyorum. Buyurun. Buyurun, buyurun. Evet, seyahati bol bir ünlümüz. Seyahati bol ve ağırlıklı gezmeyi olarak... seviyor, New York seviyor. Hollanda'yı seviyor. Kan'a gitmiş bak, Kan'dan da almış. Nice'e de gitmiş. Bir esprili şeyler de almış, komik biri herhalde. Hani? Aa, güzel. Çok tatlı ya o. Evet. Şey, çok gezmeyi seviyorsunuz. Gezmeyi seviyorum. Altta yemek siparişi şeylerim vardı, onları kaldırdım görmeyin diye. Holland. Bak, her yerden toplamış. Ben de severim evet. Toplamayı. Senin de var böyle mi? Var ama onda mesela şunu çok beğendim. Bunu almak istiyorum. Başka bir tane daha gözüme kestirmiştim. Şu Broadway'li şeyi de almak istiyorum. Bana verirse iki tane magnetini. Hediye ederim. İstediğiniz magnetleri hediye edecekmiş. Aa, evet. Ama ona emek vermiş, bütün ülkelerden toplamış. Alamam ya. A-a. Çok teşekkürler Stefano. Mesela New York ve Barcelona seçmiş. Çok. Neden onlar çok? Defalarca gitti herhalde. Sık mı gittiniz oralara? Yo, New York uzak diye bir daha gidemem diye çok almıştım. Ne oldu, koptunuz? Gene ben hiçbir şey duymuyorum. New York uzak, çok gidemem diye çok almış. Mantıklı bence. Evet, burada bir hanımefendi. Zeynep'imiz bir yaşında yazıyor. Çocuğu mu var, evli mi, sorar mısın? Ben evet ya da hayır diye cevap verebilirim. Zeynep çocuğu mu? Hayır. Zeynep yeğeni mi? Bir tane sorabilirsin. Ya. Zeynep yeğeni mi diye sordu. Evet, yeğenim. Evet, yeğeni. Tamam. Çünkü bütün ünlüler çocuğu var gibi beni kandırıyor, hepsinin yeğeni çıkıyor. Bu sefer bu tongaya düşmeyeceğim. Sana helal olsun ama şunu sana göstermek isterim. Evet. Nasılsa biz onu blurladık sevgili izleyenler. Siz gördünüz, göremediniz. Eyfel'in yapılışı şeysi var. Neyse, siz belli ki yabancı memleket seviyorsunuz. Bakacağım dolabın içine. Bakabilir miyim? Bakabilir miyiz dolabın içine? Tabii ki bakabilirsiniz. Tabii ki dendi. Buyurun. Aa, diyette. Diyette misiniz? Sürekli. Sürekli diyor. Benim evet, gibi biri. Benden ve yazlık domatesleri. Kışın domates alırız ya, böyle yaptırırız. Aha. Ablalara, evet, annelere. Evet. Domates stoğu var, güzel. Bu kışı iyi geçirecek. Sos seviyor, kola seviyor. Başka bir şey yoktur. Başka bir şey yok diyor zaten. Hakikaten bak, yok. Daha ne bir şey var? Ah. Tabii her türlü diyet yapılabilecek şeyi denediniz siz de diye tahmin ediyorum. Aynen ama olmuyor. Kilo veremeyen biriyim. Ay, dondurma çok seviyor. Ben de çok aynen, severim ben dondurma. De sizle bunlar aynen. Ne? Lahmacun stones mu var? Efendim, diyet lahmacun onlar. Lahmacun, buzlukta lahmacun. Ama efendim, buzlukta lahmacun varken diyet nasıl yapacaksınız zaten? Ama şöyle bir şey, buzdolabında diyet var, buzlukta hiçbir şey. Ama bu gece uykunuzda aklınıza gelmiyor mu? Ya çok gecenin bir yarısı yapıyorum. Ay, gecenin buzlukta börek. Hayallerimin buzdolabıyla beraberim şu an. Aynen, evet.
ve su böreği onlar. Çok güzeldir. Su böreğiymiş onlar. Mısır. Çok güzel. Mısır siz mi yaptınız bak diye soracağım ama. Bir yerden aldınız herhalde. Mısırı da var. Mısır var, mısır var. 6 kere mısır var dedim. Mısır var, evet. Mısırın olması ne ifade ediyor? Mısır var, mısır var. Makarnalar, çekirdekler, bakliyat, bakliyat, her şey evde. Masanın üstünde sudoku var. Ben bulmaca severim bu arada. Ay, bulmaca mı o, sudoku mu? Sudoku da var, bulmaca da var. Orada sudoku hayatımda çözmedim. Çözemiyorum da bana ait diyor. Evet, bakalım ipucu var mı? Bakalım. Su, tamir, yumurtalama. Ne demek bu ya? Yumurtlamak, yumurtalamak değil. İnatmış ünlümüz. İnat yazmış. Yumurtlamayı yumurtalamak okumanla ilgili bir şey demeden mi devam ettin? Yumurt. Yumurt. Evet. Lamak. Yumurtalamakmış. Bir de yeni konuştuk hanımefendi. Gözlemci yazıyor. Yok, burada hiç ipucu yok bana. Bilemeyeceğim. Ya yaşıyla ilgili ipucu verebilir. Mesela, nasıl yani? İşte sudoku ve bulmaca yani daha... Aa! Niye sen önümüze şu an yaşlı dedin? Ben daha genç olabileceğini kastetmiştim. Yaşlı mı dedim? Hangi genç sudoku çözüyor? Çözmüyor. Bir tahmini var mı Eda Hanım? Kaç yaşında olduğuma dair bir tahmini var mı? Sizin bir tahmininiz var mı? Dur, daha yeni inceliyorum. Kaç yaşında olduğuna dair? Bence yaşlı falan değil. Mesela kaç? Ergen evi değil bu. Ergen evi değil. Yani atıyorum 18-25 arası değil. 18-25 arası. 30'lar 40'lar gibi hissettim, bilmiyorum. 30'lar 40'lar gibi. Yani 20 senelik bir periyot diyorsunuz. Tam kıykım. Bunu çözecektim ama üstüne çok geldim. Yani yetişkin. Tam 40. Tam 40 yaşındaymış. Evet. İyi, ne güzel. Bak, senden genç. Benden genç. Benden genç. Of, bunu bir tanıdım. Bunu biraz sindirmem lazım. Benden genç. Bu? Bu bir arkadaşının yaptığı bir şey mi? Satın aldığı bir şey mi? Bu çok genç bir arkadaşımızın bir öğrencinin bana hediye ettiği bir tablo. Kendi yaptı. Çok genç bir arkadaşım... Arkadaşımızın hediye ettiği bir tabloymuş. Hmm. Öğrenci bir arkadaşımızın diyor. Çok güzel. Kendileri. Beğendin mi? Mutfağa enerji katmış. Biraz büyük gerçi ama mutfağa. Enerji. Eda Hanım'ın enerjilerle ilgili bir problemi var. Ünlümüzün kupalarına bakabiliyor muyum? Sen benim kahvemi yaparsın. Tabii ki. Aç, tam aç orayı. Kameradan mı saklıyorsun, ne yapıyorsun? Yok, saklamıyorum. Bir ipucu belki bulurum. Hani baş harfli markı falan. Aynen, yine şey. Yine ülkeler. Neyler? Ben şunu çok merak ediyorum. Bunları kırılmadan nasıl getiriyorsunuz? Ne? Ben her şeyi kırıyorum. Ama oralar çok iyi yaklaşmasın. Fotoğraf basılı bir bardağım olabilir. Ha, tamam. Yeter. Daha fazla bakmanı istemiyoruz. Aa, ismi yazıyor. Yani öyle bir şey geldi. Ocak bana bayağı havalı geldi. Bu, evet, ocağın yani böyle bir özelliği burada var. Burada böyle bir yemek yapıyormuş gibi bir. Çok yemek yapmayla aranız nasıl? Bayağı iyidir yemekle benim aram. Bir de ateşli ocak olmasa daha lezzetli. Aynen. Elektronik ocaklarda yemek yapmayı sevmiyor böyle uzmanlar. Uzman mıdır diyorsun? Anneler mesela uzmandır. Anne. Çünkü çok ocak gördüm ben hep. Hayatı ocak görmekle geçti. Ocak görüyor anne. Diyor ki ev sahibimiz, çok ocak gördüm ben. Yani bu iyisini oradan tespit edebiliyormuş yani. Çok iyi. Bu söylediğim şey bir ipucu olabilir ama tabii. Çok ocak gördüm ben. Kime diyorum? Ama yani... kime diyorum? Bayağı mı sağlam ipucu verdim yani. Çok ocak gördüm. Ay, ne güzel banyo. Güzel bir banyo. Bayılıyorum ben de banyoya. Burada bir ipucu var mı diye bakıyorum. Erkek ama... mi kadın mı? Genelde banyolardan anlıyorum onu. Evet, anladınız mı? Şu anda erkek gibi duruyor ürünlerden. Hmm. Yani şekillendirici macunu var mesela. Evet. Şekillendirici macun. Ama bir yandan da simli vücut şeyi var.
Simli mi bu? Simli vücut şeyi var. Simli mi? Beni yakmayın ekip. Bir yerde şırdı işte. Pardon, bu güneş yağıymış. Bronzing bomb. Pardon, simli değil de güneş yağı. Yani fondöteni var. Ya kadın ya oyuncu olabilir. Oyuncu erkekler de sürüyor. Evet. Bir çocuk eşinde. Hı. Erkek deodorantları var altta bolca. Hiçbir kadın erkek deodorantı sürmez. O kokuya katlanamaz. O yoğun kokuya. Erkek deodorantları yoğun mu kokar? Evet, nefret ederim ben mesela. Sen yavaş yavaş gidip bir duşunu al istersen. Bayağı olimpiyat şampiyonu galiba ev evet. Sahibimiz. Ödüllerce. Yılın en iyi komedi erkek oyuncusu. Bir saniye. Bu muhteşem bir dolap değil mi ya? Muhteşem bir dolap. Bu çok güzel ya. Bu gördüğümüz en güzel barlardan. Ki çok ev gezdik diyorum. Çok çok severek almıştım. Çok zevkli bir dolap ya. Çok hoşuma gitti. Çok da güzel doldurmuş. Evet. Şimdi. En iyi komedi erkek oyuncu ödülü En iyi var. Komedi erkek oyuncusu ödülü olduğu için artık mesleği belli oldu. Bir komedi erkek oyuncu. Evet. Ve çok ödüllü. Evet. İnternet medyası yılın en iyileri ödülü var. Demek ki internet medyasıyla da mı alakalı bir şey var? Magazin Gazetecileri Derneği'nden almış. Evet. Türkiye'nin incileri, altın 61 ödülleri, İstanbul ödülleri. Evet, neyse. Bilkent televizyon ödülleri, en iyi partner uyumu diye de bir ödülü var. Acaba kiminle partnerdi? Gene yeğeni var. Yeğeni var. Salonda çok... da hala yeğeni var. Evet. İnanır mısın? Çocuğu değil, yeğeni. Burada... Doğum günüm de gelmiş o heykel de bana. Ha, ne olduğunu bilmiyorum, anlamıyorum öyle şeylerde. Ne olduğunu anlamıyorum öyle şeyler. Diyor. Şey, bu resim... O da... Bir yerden mağazadan almıştım. Hoşuma gidiyor böyle hayvanlar. Hoşuna gidip almış gibi duruyor. Evet, çok hoş. Figürler ilgini çekti mi ya? Evet. Hatırlıyor mu acaba Eda onları? Hatırlar mı o karakterleri? Bu karakterleri tanıyorsun mu acaba? Hı-hı. Gerçekten mi? Kimdi bunlar? Geleceğe Dönüş. Ha. Aynen. Geleceğe Dönüş fanı mıymış? Geleceğe Dönüş fanı mıymış? Evet. Geleceğe Dönüş fanıymış da yani bunlar da bilinir be Eda'cığım. Ya Geleceğe Dönüş evet. Niye? Ben demek ki yaşı benden daha büyük. 40 dedik az önce ama. Doğru. Sen ne oldu bir... Baby Yoda'sı var. Evet. Ve çok iyi bir masaj aleti var. Bunun bende de var. Bu masaj aleti mi? Evet evet. Bak Yoda'sı var. Oo, ne haber? Evet. Yap kendine de yapmanı da yapabilirim. Bayağı iyidir ama. Koluna yap, bir yerine yap, ne bileyim. Oo. Arkadaşlar, kısa bir ara. Aa, hakikaten. Gel ki sırtına yapayım bu, seni. Bu Yoda'dan da Star Wars fanı olduk. Star Wars fanı olduk. Böyle şey... Evet. Helyum içiren Beyazıt Öztürk gibi oldu. Bak figürler burada devam ediyor. Durduramıyorum diye ödüm koptu bir an. Figürler. Bu Wonder Woman kim bu? She-Ra değil mi o? Evet, She-Ra ile He-Man. Değil mi? He-Man ile She-Ra. Bunlar kardeş. Hayatımda hiç figür alıp biriktiren biri olmadım ama çok şıklar. Çok şıklar. Beğendiniz. Evet. Bir de klasik kilimleri seviyor, onu fark ettim. Her yer böyle klasik kilimler. Hani artık böyle hep dümdüz halılar var ya. Bu size bir şey söylüyor klasik. Mu peki? Oriental bir insan diyorum. Orientalist. Yani klasik seven biri belli ki. Şu an üzerinize bastığınız halı 55 yıllık. Bu halı 55 yıllıkmış. Aa, işte kıymetli. Babaanne yadigar falan mı? Evet, aile... Yani geldi bir şey. Başka ipucu yok. Altlarda falan.
Aşağı... Sadece toz var aşağıda. Bir süpürelim şurayı, ben... ayıp olmasın. Hayır, biz yaptık sanarlar. Sen bunu biliyorsun değil mi? Evet. Ha. Bunun altına da girebiliyor şuradan. Evet evet. Dirsekli. Ben mi yapayım, sen yapalım. İnspektör geçti. Kitlediğim anda durdu. Bunun içinde bir şey çıktı mı? Bizim gözümüzle görmediğimiz tozları ışığınla görüyorsun çektiğinde de. Evet, çok güzel. Hadi. Bu ahşap figürlerle ilgili bir... Çok seviyor yeğenini. Bu tarafı çok hoşuma gitti ya. Niye? Ben de seviyorum yeğenimi. Ben de seviyorum yeğenimi ama ne tatlı. Her yerde fotoğrafları var. Evet, maşallah. Kaç yaşında? Şu an 7 yaşında. İlkokul 1'e gidiyor. Onlar eski fotoğrafları. 10 olmuş mu? 7. 7 yaşında mi? İlkokul 1'e gidiyormuş. Çok şeker. Evet. Başka kitaplardan bir şey çıkartabiliyor musun? Yani bir kitap fuarı ödülü var. Aha. Katkılarından dolayı. Evet. Şurada... Ayrıca 80'li site koleksiyonu var, benim en sevdiğim dizi. Bir kitabım vardı. İmza gününe gitmiştim. Bir kitabı varmış ve imza gününe gitmiş, orada almış. 80'li site koleksiyonu. Çok sevdiğim bir dizidir benim de. Demek ki o da seviyor. Siz de kendinizi Carol Bradshaw sanıyorsunuz. Bak, Back to the Future, Geleceğe Dönüş'ün de koleksiyonu var. Vay be, ne kadar şaşırtıcı, görüyor musunuz? Gördüğünüz gibi kütüphanenin tozunu da alıyoruz elimizle. Bakmadan bile süpürebiliyor, böyle yetenekli bir insan. Yumuşak başlığını kitaplarda gezdir bari. Bu bayağı annemin hoşuna gidecek bir başlık. Evet. Bak ne kadar güzel bir çiçeği var. Gazetesini evet. Okuyan biri. Bir şey işaretlemiş, ne o? Cadde de... Aa, şey bakıyor, emlak bakıyor. Yatırımcı kişiliğiyle. Yatırımcı kişiliğiyle mi bakıyor? Yalnız bu iyi bir fiyat. İyi bir fiyat mı? Yeri de güzel, alsın bunu. Tövbe estağfurullah. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten iyi fiyat ha. Evet, hiç yok böyle hocam, bir fiyat. Bir şey söyleyeceğim. Biz bu evi almaya niyetlendik. Biz bak. Çok özür diliyoruz. Bir programa kısa bir ara vereceğiz. Şu tekrar geleceğiz ama şu an bu gitmeden bu ev, buna arayın bunu çocuklar. Numarayı veriyorum. 5 Çabuk arayın. Benim evdeki abla ayrılıyor. Dur ev. Bak, evlerine yardımcı diyor. Ya tamam, ne buradan sen kendine yardımcı abla mı bulacaksın? Ama ya? Yani gazeteden bunlar bakılması ne kadar nostaljik değil mi? Evet, nostaljik bir şey. Aa, bu ahşap şey nedir? O da bir arkadaşım yapmıştı, hediye etmişti. Hem hediyelerle zaten doldurmuştum evi. Koltuk da hediye mi? Yok, onu almıştım. Daktilosu var. Daktilosu var, Shakespeare kitabı var. Shakespeare. Normal çünkü en iyi komedi erkek oyuncu. Deftermiş aslında, bu da dışı. Ben kandırıyorum Shakespeare okuyorum diye insanları. Defter miymiş? El alem defterini niye kurcalıyorsun? İçi yazmıyor hiçbir şey. Tiyatro sözlükleri var. Tamam, aynı zamanda konservatuarlı filan herhalde. Konservatuarlı filan herhalde, bilemiyoruz. Mandalinası da var aynı zamanda. Evet, daktilosu var yani, meyve yazıyor. Meyve sebze işinde de herhalde. Kitap yazmış, yazıyor. En iyi komedi oyuncu ödülü var. Evet, partner çok ödülü yönlü var. Bir... 40 yaşlarında komediden ödül almış. 40 yaşlarında değil, tam 40 yaşında. Tamam. Komediden ödül almış. Back to the Future seviyor. He-Man Şira kitabı da var. Sevdiği şeyler çok net. Ya bir tarafım çocuk, bir tarafım 40 yaşında. Bir tarafı çocuk, bir tarafı 40 yaşındaymış. Evet, ne güzel. Senin gibi diyeceğim, sen hiç çocuk değilsin. Gerçek bir yetişkinsin. Ben değil mi? Evet. Neden? Sevgili izleyenler, çünkü bu cümleyi tamamlayabileceğim. Ağır başlıdır bizim İbrahim'imiz. Ne efendim? Yasak Elma'da annesini oynayan Melis Hanım da yakın arkadaşlarından biriyim. Çok mu büyük bir ipucu bu? Ha evet, tabii. Vallahi bakacağız şimdi, biraz zorlanıp zorlanmadığını daha anlamadım. Ona göre o ipucu ama çok gayet iyi bir ipucu. Var mı bir tahmininiz? Erkek komedi oyuncularını sayacağım. Sayma bana, 30 tane isim sayma. 2 tane söyle. Tamam. Değilse değil diyelim. Oysa o diyelim. Erkek komedi.
dizi yapan bir erkek komedi. Erkek komedyen de az var dizilerde. Evet. Hani kendi programını falan filan kendi filmlerini yapan hariç. Erkek komedi az var. Kiralık Aşk'taki kimdi? Onur Büyüktopçu. O var. Kiralık Aşk'ta erkek komedyen. Erkek komedyen söyleyin. Eddie Murphy. Eddie Murphy var. Erkek komedyenimiz azmış, bunu fark ettim. Yani Cem Yılmaz falan filan değil de. Falan filan yalnız. 40 yaşında değil diyorum. erkek komedi. Erkek komedi. Evet. Erkek komedi oyuncusu yok mu? Zaten yaklaştın. Diyelim. Yaklaştım. Yani aslında söylediğin isimlerden biri ne doğru. Erkek komedyen düşünüyorum arkadaşlar. O kadar çok erkek komedyen dedi ki ben şu an anlamını yitirdim. Mesela Enis Arıkan da erkek komedyen ama Enis'in evi olmadığını biliyorum. Çünkü Enis'in evini bir biliyorsun. Bir de Enis hiç televizyonda komedi oynamadı. Hani en iyi komedi ödülü alamaz. Televizyonda komedi oynamış evet. Ve dizi ödülü, partner ödülü falan alabilecek bir tek Onur kalıyor. Ben yoruldum. Cevap veriyor musun? Onur diyorum, başka isim yok. Onur? Büyüktopçu. Onur Büyüktopçu. Evet. Evet, Onur nasıl bilebilirsin be Onur'u? Erkek komedi oyuncusu azlığından biliyorum. İnanılmaz. Yani erkek komedi televizyonda ödül alabilecek kimse kalmadı. Niye canım? BKM'nin şeyi var. Kim mesela? Televizyon, ben 6 sezonda dizide oynuyorum, 6 sezonda televizyonda komedi yok. Gerçekten bence etkileyici bir sonuç. Allah helal olsun Eda sana. Onur da şaşırdı. Yani bir helal olsun. Yani biz... Onurcuğum demek ki akıllara kazınmış bir komedi o erkek oyuncusun. Zaten ödül vermişler adama kaç tane. Evet. Şeyi Melisa'nın yakın arkadaşı diye ipucu verecektik. Ha. Daha. Hadi ver yani. Bilmemişim gibi. Hay Allah. Onur biz seni evde bekliyoruz o zaman. Merhaba. Buyursunlar kendi evinizde. Nasılsınız efendim? Çok sağ olun. Onur Beyciğim. Canım. Nasılsın? İyiyim. Ne var ne yok? Ne güzel bildim ama. Valla anında hani ya bayağı bir ipuçları. Bir tane bilemeyecek diye seviniyordum. Ama komediden sen. Evet. O ödülü ama... kapasalardı bulamazdım. Evet. Çünkü başka ipucu yoktu ya. Elimde. Bir tek o vardı ama. Hatta İbrahim Bey'in kulağına Melisa'nın arkadaşı olduğumu hani... Evet. Çünkü karşılaşmıştık birkaç bir doğum gününde falan. Hani belki oradan ama evet. Direkt... Söyledim ben ona gerek kalmadı diye. Buyurun efendim salonunuza geçelim. Ne kadar güzelmiş eviniz. Bayıldım vallahi evinize. Sevgili izleyen yine salonda ev sahibimizle buluştuk sonunda. En sevdiğimiz yer. Onur ne haber? İyi. Vallahi ben aşağıda karavanda çok eğlendim böyle sizi izlerken. Ki hani mutlaka diğer evlerde de çok böyle keyifli, güzel zamanlarınız oluyordur ama bir kere format yıkılıyor. Kim nerede oturuyor, kim nerede yatıyor, kim nasıl ne içiyor falan. Eda'ya inanamazsın. Acaba şimdi kime gidiyoruz falan diye. Gerçekten enteresan. Sen ne yapıyorsun? Şimdi vallahi neler yapıyorum? Bol bol film çekiyorum. Ondan sonra biraz televizyondan uzak kaldım 1,5-2 yıldır falan ama inşallah böyle istiyorum ben de. Yine bir belki televizyon programı olur, başka bir şey olur falan. Film çektim işte ondan sonra. Yani genelde komediyi filmlerde artık yapmaya çalışıyoruz. Hı. Ki malum artık televizyonda komedilerimiz çok azaldı. Evet, ben seni o şekilde buldum. Evet, çünkü hani Eda da söyleyince hani kim var, Kiralık Aşk falan diye. Tahmin etmek aslında çok da şey değil, zor bir şey değil. Ama tabii ki komedi oynamayı çok seviyorum, istiyorum da. Umarım en kısa zamanda olur. Bu program şeyi, tecrübesi senin için nasıldı? Yani biz gerçekten çok, hem Kiralık Aşk'ta gerçekten parladın. Sonra üstüne bir de program yaparken parladın. Yani o bir katman daha oldu. Aslında ikisi de senin esas mesleğin haline geldi diyebiliriz. Evet, evet. O programcılık serüveni nasıldı? Valla aslında ben hiç program yapmayı düşünmüyordum. Hani ya dedim ki ben kim, sunuculuk yapmak kim diyordum. Ama o Kiralık Aşk'ta oynamış olduğum karakteri biraz yıkmak adına hani gerçek Onur'u görsünler istedim. Çünkü sokakta bayağı beni o koriş zannediyor. Ay hayatım diyen bir adammış gibi zannediyordu. Hayır ben o bir karakter, o bir oyunculuk falan. Birden işte bağıran, adalet dağıtan, susu yemeğinizi yiyin, sizi kovuyorum, siz gidiyorsunuz gibilerinden bir şey olunca o da benim için farklı bir tecrübe oldu. 420 bölüm çektim. Ne? Bayağı bir Brezilya dizisi gibiydi. Öf. Arkası yarın gibiydi. Öf. Tabii. Çok iyi. Haftada 5 yayınlanıyor tabii. Haftada 5. Ben de ev ev geziyordum.
Ondan sonra işte insanların gerçek evlerine gidiyordum. Tecrübe oldu, güzel oldu yani ama yine gelirse yine belki öyle şeyler de yapabilirim yani. Peki güzel yapıyordun ama. Teşekkür ederim. Evet, ben de çok başarılı buluyorum. Karizmatik bence herkes yani. Herkes çok başarılı buluyordu diye tahmin ediyorum. Şeyi merak ediyorum. Konuştuk ya diyet daimi olarak diyet yapan. Ben de öyleyim. Peki o programı yaparken nasıl oldu ya? Ya biraz zor oldu. Çünkü şimdi böyle ev gezdiğim için oradaki ablalar beni çok seviyor. Yarışmacı normalde işte hani kalkacak, kendi yarışacak ama benim için sabah dörtlerde kalkıp su böreği açıyormuş, konu komşu uyandırıyorlarmış. Beraber ya diyorum, tabii ki bana değil, ekibe de zaten bunu da yapıyorlar. Dedim bir yerden sonra, bir de zaten yemek yemeyi çok seven bir adamım. Tipik bir boğa burcuyum. Dörüne gelince insan yer ya, yani, bizim bugünkü halimiz gibi. Yani boğa burcuda olduğum için bayağı yemekle aram iyi. Belli de olmuyor zaten kilomdan da. Buzdolabını açtınız ya, orada böyle hiçbir şey yok. Gördünüz, bu adam diyet yapıyor diye düşünüyorsunuz ama buzluğu açtınız. Dondurma, lahmacun, su böreği. Vicdanını oraya saklamış. Gerçekten vicdanını oraya saklamış. Donmuş lahmacun çok iyi. Vicdanını dondurmuş. Evet. Donmuş lahmacunu ben de yapacağım. Onları alıyorsun böyle direkt bir şeye, fırına atıyorsun ve ilk günkü gibi oluyor. Şahane. Peki bir şey. Onları kim, sen mi yapıp stokluyorsun? Yok, evet, mı alıyorsun? Evet, kendi yapıyormuş lahmacun, açıyormuş. Olabilir, neler gördük. Ya pandemi zamanı yapıyorduk her şeyi. Aynen, börekler, evet. Kısırlar falan ama şimdi artık... Ya pişmişi dondurmuyorsun. Ya pişmemişi dondurmuyorsun. Yok, şey, hazırı donmuş alıyor galiba. Hayır. Bir dakika. Hayır. Bana bunlar geliyor. Evet. Hani kalıyor. Yiyemediğimi şeye atıyorum. Öyle. Bozulmasın diye. Ekmekleri falan atarsın. Aynen. Bir gelince 300 tane geliyorsa. Aynen. Öyle bir gelince 300 tane geldiği için onları böyle zamanı beyler. Zamanı donduruyor canınızı yani. Canınızı istetti şu an. Ama çok güzel dondurmalar, su börekleri falan. Mesela mısırı sen gör. Ben koymadım mısırı bu arada. Ben mi koydum? Ekipten biri de koymuş olabilir. Bu arada bazı ipuçları benim değil. Mesela o gazetede falan gördünüz. Evet. O ilanı falan gidiyordunuz programı bırakıp. Ya ama o kadar uygundu ki onun. Gerçekten mi? İnanamazsın. Caddebostan'da çok uygun fiyat var. Hayır, bizim editörler de fark etmiş, onu işaretlemişler. Acaba zaten gazete eski olabilir mi? Hayır, değil, ona da baktım. Günün gazetesi. Biz emlak dönüyoruz. Bir sertifikamızı alıp ayırmasıyla. Şahane ama. Peki Londra'da yaşadım dedin değil mi? Yaşadım. Londra'da niçin yaşadın? Ben 2005'te gittim oraya. Yani ben dil okuluna gittim aslında oraya. Dil öğreneyim diye gittim. Gitmişken de kaldım biraz. Yani orada okudum ettim. Yaklaşık 4,5 seneye yakın kaldım. 2,5 senesi Londra, 2 senesi Brighton'da kaldım. İşte 2009 falandı, geri döndüm buraya. Benim için tabii tecrübe benim için inanılmaz güzel zamanlarım da oldu. Zor zamanlarım da oldu çünkü tek başımaydım. İşte günde 3 işte birden çalışıyordum. Bir yandan okuluma, bir yandan evimin kirasına, hani yaşamak zor yurt dışında da yani dışarıdan. Tatile gitmek çok ayrı. Hani bir hafta gidiyorsun, param var belli, bütçen. Ama yaşamak, hele ki oranın vatandaşı değilsen, bir de memleketini çok seviyorsan, ülkeni çok seviyorsan biraz zor. Evet. Yani ama benim için çok şahane şeyler kalmıştı. Var mı planın tekrar gitmek? Bilmiyorum ki yani. Ya benim böyle hani şey var, emekli olunca 50'nin 60'ımdan sonra falan da büyük ihtimalle bir de bir Ege'nin köyü falan en büyük şeyim. Ege'nin köyüne yerleşmek. Klasik. Ama o da olmayacak eminim yani. 99'a kadar İstanbul'da yaşarız. Çoksunda. Etlerde. Etlerde. Etlerin korozu. Tabii. Orada. Şeyde dolabın üstündeki magnetlerdi Barcelona, Nice. Vallahi bak beğendim varsa verebilirim. Ben, ay canım benim. Diyorum ki arkadaşlarıma çalmayın, isteyin diyorum. Bak sen ne güzel istedin. Yani çalıyorlar çünkü. Hadi ya. Tabii. Vermeyeceğimi biliyorlar çünkü. Onlar da çalıyor arkadaşları. Tabii fark ediyor sonra bunu fotoğraf atıyorlar. O magnetin güzelini bulmak diye bir telaş var. Ben havaalanlarında falan hani bu çok kara, bu değil, bu değil diye. Evet. Güzelini bulmaya çalışıyorum. Allah hediye edebilirim size. İstediğiniz alın yani. Çok sağ ol. Ama o New York'a gerçekten öyle. Çünkü uçak korkum olduğu için bir daha asla gidemem ben New York'a. Ben bayağı yani baygın bir şekilde gidiyorum. Bayağı ilaçları, şeylere yutuyorum, uyku falan. Beni New York'a indim, zor uyandırdılar. Hani geldik artık kalkın diye. Ne kadar çok şey içtim. Sonra dedim ki ya keşke bu kadar içmeseydim. Arkadaşım şey dedi, bir iki içmişsin dedi. Okyanusta bir sallandık dedi. Ben tabii ruhum duymuyor. Uçak korkum. Ben de karayolculuğu hiç sevmem. Aşırı midem bulanır. Uçak da çok severim çünkü hiç hissetmiyorum. Yani türbülansa girse de korkmuyorum. Zaten türbülansa uçak düşmezmiş biliyorsun. Biliyor muyum? Biliyorum.
Türbülanslı uçak düşmez. Alın size ben de uçakta çok iyi hissediyorum. O yolu hissediyorsun ya, arabada böyle tıkır tıkır. Hı-hı. O beni sinir ediyor. Ama uçak süper benim için. O ne güzel ya. Allah bana da versin öyle bir duygu. Film izlerim, dizi izlerim, yemek yerim, hayaller kurarım falan. O sesler beni sevmiyor ama. Gerçekten o sesler çok sevmiyor beni. Ne bileyim. Niye? Çok, ya çok ama... güler yüzlüler falan. Dakika başı ne oldu? Niye bu kadar yüksekten uçuyoruz? Biraz alçaklığın uçsa. Ama... niye ne zaman çok gidecek kusarlar falan. Ya. Çok yaygın bir fobi. Evet. Yani. Kaç tanesi korktuğu için alçaklığın uçalım diyor. Bir gün şeyde komik bir hikaye, türbülansa gireceğiz. Hostes de oturdu böyle, bağladı ki kemerini. Sallanıyoruz böyle, Allah'ım dedim, gidiyoruz. Hanımefendi bakar mısınız diyorum hani. Diyor, kalkamam. Kalkacaksınız diyor. Kalkamam diyor. Yani yasak çünkü türbülansla. Sonra de türbülans geçti. Kadın geldi, özür dilerim buyurun dedi. Küsüm istedi. Büyük ihtimal elini tutmaya falan çağırıyorsun. Tabii onu istedim yani. Biri destek olsun falan böyle. Küsüm istedim. Niye kokpite girmedin? O sesi küstüm yani. Güzel. Sonra evet. Nasıl barıştınız? Ne bileyim, hostes sağ olsun güler yüzüyle. Tamam affettim sizi falan diyorum böyle. Karşılıklı küslük yaşadık yani. Harika. Yani biraz zor. Tekrar televizyonlarda göreceğiz seni. İnşallah. Gibi. Bakalım yani. Hadi hayırlısı. Sizi de evimde ağırlamaktan gerçekten çok mutlu oldum. Ay, biz teşekkür ederiz. Ekranlardan... seni zaten yıllardır en büyük fanlarından biriyim. Ay, çok teşekkür ederim. Programlarından. Çok sağ ol. Eda için ne söyleyebilir ki? Yani Türkiye'nin en güzel oyuncusu, kraliçesi. Ay, seviyoruz valla. Ailecek izliyoruz sizleri. Abi, biz ev gezmeye bayıldık. Aynen. Diğer işlerimizi bırakalım, boş ver, bu daha güzel. Saçmalama. Misafirlik. En güzel. O kadar. En güzel yani. Tabii. O zaman resmi biz... misafir. Ne yaptın? Telefonla mı bakıyorsun sen utanmadan? Yok, çalar malar diye fobi oldu bende de şu an. Alınca baklava alıyoruz biz sette. Burada ne oluyor? Aynen. Biz burada da baklava. Fix o. Şeyli, setlerle hep aynı. Kamera varsa baklava. Aynen, baklava var. Ya çok teşekkürler Onur. Biz çok da güzel ağırladın. Evet, çok eğlenceli ederiz. Olduğunu düşünüyorum ben. Kulağımdaydın çünkü sürekli. Biz gerçekten çok güzel. Siz, evet, o sesler evet. Yayına gidiyor. Seyirci görüyor, bir tek görmeyen ben. Sevgili izleyenler, biz gidiyoruz. Haftaya başka bir ünlümüzün evinde görüşmek dileğiyle. İyi günler. Çok öpüyoruz. Bye.